merhaba. Her hafta olduğu gibi sinema dünyasındaki son gelişmeleri takip ettiğimiz Sinemaskop'la karşınızdayız. Uzun zamandır beklediğimiz filmler bir bir vizyona girerken yenileri için de çalışmalar yapılıyor tabii. Birazdan hepsi bu programda. Şimdi arkanıza yaslanın ve sinema dünyasının keyfini çıkarın. Başlıyoruz. Ama 19. yüzyıldan itibaren dünyamızı şekillendiriyor. Bizi hem eğlendiriyor hem de kitleleri etkiliyor. Kaçırılan fırsatlar, filmler için düşünülmüş, yapılmış veya vazgeçilmiş şeyler, sıradan biriyken birden ünlenen oyuncular, şansı yaver gidenler, şansını elinin tersiyle itenler. Sinema dünyası pek çok ilginç bilgiyle dolu. Hollywood yapımları hakkında belki de duymadığınız ilginç bilgiler Sinedosya'da. Hello, yes. This is Jackie speaking. Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcı olarak da bilinen Jackie Chan, ülkesinde çıkardığı albümlerle de biliniyor. 1980 ila 2010 yılları arasında Çince, Japonca, İngilizce ve Tayvan dillerinde olmak üzere toplam 20 albüm kaydetti ve rol aldığı filmlerin bazılarında kendi yaptığı müzikleri kullandı. After I win, I'm gonna pick up a phone like I do in the movie Taken. Yeah. And say, I will look for you, I will find you, and I will kill you. 60 yaşından sonra aksiyon filmlerinde boy göstermeye başlayan oyuncu Liam Neeson aslında bir öğretmendi. Fakat kendisine bıçak çeken 15 yaşındaki bir öğrencisini yumruklayıp yere serdiği için mesleği bırakıp aktör oldu. You took a lie detector test after you shot those two people, didn't you? Temel İçgüdü filmi için Michelle Pfeiffer'a teklif götürüldü. Fakat Pfeiffer filmdeki çıplak sahneler nedeniyle rolü reddetti ve rolü Sharon Stone kaptı. İddialı sahneleri çekerek sinema tarihine damgasını vurdu. Ayrıca Kuzuların Sessizliği içinde düşünülen ilk isim Michelle Pfeiffer'dı. Bu sefer de rolü Jodie Foster kaptı. What did you do? I went downstairs, outside. I crept up into the barn. I'm so scared to look inside, but I had to. Jack Nicholson sağlam bir oyuncu ve Baba filminden Michael Corleone rolünü elinin tersiyle reddetti. Gişe rekorları kıran Terminator'de T-1000'in Sarah Connor'ın görünümüne büründüğü sahnede Linda Hamilton'ın ikizi olan Leslie Hamilton oynadı. Ayrıca Kontak filminde gördüğümüz bu büyük makine aslında Terminator 2 filmi için tasarlanmış bir zaman makinesiydi. Han Solo için kendisine teklif götürülen Al Pacino rolü reddedince Star Wars setinde marangoz olarak çalışan Harrison Ford, filmin yapımcısı Steven Spielberg tarafından role seçildi. You know, some people are beginning to wonder about you, Uncle. Yeah. They think you're becoming odd. Odd? Oh. Unsociable. Unsociable? Me? Nonsense. Be a good lad and put that on the gate. Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Yüzüklerin Efendisi serisinin Frodo'su Elijah Wood, Selda Baycan'a hayranlığını şu sözlerle dile getirdi. Seni seviyorum, sana tapıyorum Selda. Yani Elijah Wood, gerçek bir Selda Baycan hayranı. 1982 tarihli John Carpenter klasiği olan The Thing filminin tüm oyuncu ve set ekibi erkeklerden oluşuyordu. Bir Rüya İçin Ağıt, Büyük İskender ve Dövüş Kulübü filmleriyle öne çıkan ünlü aktör Jared Leto, hayranlarından hediye almaya alışık. Ancak ünlü aktörün aldığı bir hediye var ki duyanların tüylerini ürperten nitelikte. Hayranı ünlü aktöre kulağını kesip gönderdi. Mila Kunis'le Evde Tek Başına filmlerinin yıldızı Macaulay Culkin bir ilişki yaşadılar ve bu ilişkileri 9 yıl sürdü. Belki inanmayacaksınız ama Iron Man filmindeki rolü için Terence Howard'a Robert Downey Jr.'dan daha fazla ücret ödendi. İlk filmde Rhodes karakterini Terence Howard canlandırırken ikinci filmde yerini Don Cheadle aldı. Bunun nedeniyle ilgili birkaç söylenti var. İlki Terence Howard'ın setteki rahatsız edici tavırları. Diğeri de performansının yeterli olmaması ve pek çok sahnesinin defalarca çekilmek zorunda kalınması. Buna ek olarak oynadığı yan karaktere zıt biçimde olan yüksek maaşı. Dad! Indiana Jones filminde Indiana'nın babasını canlandıran Sean Connery gerçek hayatta Harrison Ford'dan 12 yaş büyük. Wendy,
I'm home. Sinema tarihinde kült filmler arasında yerini alan The Shining, 1980 yılında en kötülerin seçildiği Razzie ödüllerinde Stanley Kubrick en kötü yönetmen adayları arasındaydı. Cinnet filminde Wendy Torrance karakterini canlandıran oyuncu Shelley Duvall, çekimlerdeki duygusal stres ve baskı yüzünden işkence görmüş gibi hissettiğini söyledi. Çekimler bittikten sonra psikolojisi tamamen bozulan kadın, yönetmen Stanley Kubrick'in ona yaşattığı stres ve eziyet yüzünden film sırasında gerçekten çok korktuğunu anlatmıştı. Fritz Lang'in 1927 yapımı tüm zamanların en iyi bilim kurgularından kabul edilen Metropolis filmi Adolf Hitler'in en sevdiği filmdi. Amerikan Pastası filminde Stifler karakterini canlandıran Sean William Scott sadece $8,000 ücret aldı. Sinemaskop'un sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte ekranlarınızda tekrar karşınızda olacağız. Sizleri sosyal medya hesaplarımıza da bekliyoruz. Hayatınızı uzun metrajlı yaşamanız dileğiyle. Sinemasız kalmayın, izlemediğiniz filmde kalmasın. Hoşçakalın.